Değerli üyelerimiz, değerli paydaşlarımız, SKD Türkiye olarak 2017 yılından beri PwC Türkiye işbirliğiyle yürüttüğümüz Reporting Matters projemizin 2021 yılı rapor lansmanına hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi artık kurumlar için çevresel, sosyal ve yönetişim risklerinin iş yapış biçimlerine dahil edilmesi kaçınılmaz. Finansal çıkarlardan öte çevresel ve sosyal konuları da odağına alarak büyümeyi hedeflemenin önemi her zamankinden daha fazla. Bu noktada kurumsal güvenirliğin ve şeffaflığın en önemli göstergesi olan finansal olmayan raporlama büyük önem taşıyor. Biz de SKD Türkiye olarak Reporting Matters projemiz kapsamında üyemiz olan şirketlerin finansal olmayan bilgilerine yer verdikleri sürdürülebilirlik ve entegre faaliyet raporlarını değerlendiriyoruz. Bu projeyle amacımız üyelerimizin finansal olmayan raporlarının kalitesini uluslararası standartlara uygun şekilde geliştirmek. Çatı örgütümüz WBCSD ve İngiltere'den danışmanlık şirketi Redley Gelder tarafından geliştirilen Reporting Matters projesine ilk defa 2017 yılında başlamıştık. O dönemde üyelerimizin %39'unu oluşturan 23 şirket projemize dahil olmuştu. Bu yıl 5. kez yürüttüğümüz bu süreçte üyelerimizin %46'sını oluşturan 40 üyemiz katıldı. Dolayısıyla her yıl bu projemize ilgi gösteren üyelerimizin sayısı artıyor. Bu da bizleri çok memnun ediyor. Proje kapsamında üyelerimizin raporlarını 3 başlıkta 18 alt kritere göre değerlendiriyoruz. Raporların güçlü ve gelişime açık yönlerini gerçekleştirdiğimiz birebir geri bildirim toplantılarıyla üyelerimizle paylaşıyoruz. Bugün de hem raporlama dünyasındaki gelişmeleri hem de Reporting Matters Türkiye 2021 raporumuzda yer alan ana bulguları ve iyi uygulamaları sizlerle paylaşmanın heyecanı içindeyiz. Üyelerimizden PwC işbirliğiyle yürüttüğümüz bu projede görev alan tüm SKD Türkiye ve PwC Türkiye ekiplerine öncelikle çok teşekkür etmek istiyorum. Şimdi de sözü açılış konuşmasını yapmak üzere Başkan Yardımcımız PwC Türkiye Denetim Hizmetleri Lideri Ediz Günsel'e bırakmak istiyorum. Buyurun Ediz Bey. Çok teşekkürler Konca Hanım. Değerli üyelerimiz, değerli paydaşlarımız, Reporting Matters Türkiye 2021 raporu lansmanımıza hepiniz hoş geldiniz. SKD Türkiye olarak PwC Türkiye işbirliğiyle yürüttüğümüz Reporting Matters Türkiye projesinde bir yıl daha geride bıraktık. SKD Türkiye üyesi kuruluşların ESG odaklı verilerinin yer aldığı sürdürülebilirlik ve entegre raporlarının uzman kadrolarıyla değerlendirildiği Reporting Matters sürecinde hem SKD Türkiye hem PwC Türkiye hem de tüm üye kurumlar için çok kıymetli bir çalışmaya tanıklık ettiğimizi belirtmek isterim. Projemizin bir başka getirisi ise raporlama dünyasının ve proje kapsamındaki üyelerimizin gelişim yolculuğunu daha yakından takip etme fırsatı bulmamız. Bugün yayınladığımız Reporting Matters Türkiye 2021 raporunun genel bulgularına baktığımızda projenin üyelerimize sağladığı katkı net bir şekilde gözüküyor. Bu noktada sizinle dikkat çeken birkaç analiz sonucunu paylaşmak istiyorum. Genel bulgu analizlerinde en az 2 kez geri bildirim alan üyelerimizin %94'ünün genel puanının arttırdığını gördük. Ayrıca 5 yıl düzenli geri bildirim alan raporların genel puanlarındaki ortalama artış da %40 oldu. Projemizin bu 2 somut çıktısı bizleri çok mutlu etti. Bu yıl incelediğimiz raporların genel puanları ve alt kriterler bazlı puanlarında da önemli bir yükseliş sağlandığını göze çarpıyor. Raporların ortalama puanı 65 olurken genel puanla eleştirilen üyelerimizin sayımızın %50 artış gösterdiğini görüyoruz. Sürdürülebilirlik odağında artan beklentilerle birlikte tutarlı, karşılaştırılabilir ve güvenilir bilgilere dayanan yüksek kaliteli sürdürülebilirlik raporlamasına odaklanmak, günümüzün değişen dünyasında şirketlerin hayatta kalabilmesi için en yönlendirici seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda bu normlara uyan kaliteli bir rapor hazırlamak ve birçok farklı ESG raporlama çerçevesinden en doğru olanı seçmek, kurumların aşması gereken en önemli zorluklardan biri. Reporting Matters Türkiye projesi kapsamında değerlendirilen raporların tamamı GRI standartlarına atıfta bulunurken %97,5'u
GRI temel seçeneğine uyumlu raporlama yapıyor. %2,5'u ise raporlarında GRI kapsamlı seçeneği tercih ediyor. Tüm insanlığın etkilerine yakından tanıklık ettiği iklim krizinin aciliyeti ve küresel trendler iklim konusunun şirketlerin gündemlerinde önemli bir konu olmasını sağlıyor. Çatı örgütümüz WBCSD'nin incelediği raporlarda iklim değişikliği ile ilgili konuların %83'lük bir oranla en yüksek öncelikli konular arasında yerini aldığını görmekteyiz. Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yayınlanan raporların %49'unda önceliklendirilen iklim değişikliği konusu bu yıl önemli bir artışla raporların %68'inde önceliklendirilmiş durumda. Analizler sonucunda şirketlerin %35'inin iklim değişikliği ile ilgili riskleri doğru şekilde analiz etmek ve bu riskleri kurumsal karar verme mekanizmalarına dahil etmek amacıyla TCFD tavsiyelerini dikkate alması da çarpıcı sonuçlardan biri olarak karşımıza çıkıyor. Biliyoruz ki değişen dünya ekosisteminde birçok ortak konu konuşuluyor ve gün geçtikçe gelişen ortak raporlama diliyle kurumlar en doğru noktalara atıfta bulunuyor. Proje kapsamında da geçtiğimiz yıllara nazaran raporlarda yer alan trendler ve dış faktörler puanındaki %86'lık iyileşme tüm üyelerin bu süreci ne kadar yakından takip ettiğini gösteriyor. Paydaşların kurumlardan en büyük beklentisinin şeffaflık, güvenilirlik ve erişebilirlik olduğu günümüzde kurumsal raporlamanın belli bir çerçevede yapılması rekabet ve karşılaştırılabilirlik açısından önem taşıyor. Yatırımcılar sermaye tahsis kararlarını doğru bir şekilde verebilmek için özellikle raporlarda yer alan ESG odaklı çalışmalara ve performans göstergelerine giderek daha çok önem vermeye başladı. Bunun yanı sıra düzenleyici kurumlar da ESG raporlamasının doğru ve şeffaf olmasını sağlamak için yedi gerekli üzerine düşen çalışmaları sürdürüyor. Bu sayede şirketler artık dünya üzerindeki etkileri hakkında her zamankinden daha fazla bilgi paylaşma fırsatı yakalıyor. Peki bu noktada standart raporlama çerçevesi ve bilgi güvenilirliği nasıl sağlanacak? COP26'da da IFRS Vakfı tarafından Uluslararası Sürdürülebilirlik Muhasebe Standartları Kurulu'nun yani ISSB duyurulması, sürdürülebilirlik raporlamasının finansal raporlamayla aynı temele oturması ve bu doğrultuda küresel sürdürülebilirlik standartlarının hayata geçirilmesi açısından oldukça önemli ve ses getiren bir adım oldu. ISSB standartlarıyla artık yatırımcılara karşılaştırılabilir ve tutarlı raporlama yapılması imkanı sunulacak. Diğer yandan Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu Haziran 2022'de kurumsal sürdürülebilirlik raporlama direktifi ile ilgili bir anlaşma imza attığını duyurdu. Bu adımla Avrupa'da yeşil aklamanın önüne geçilmesi ve tüketici ve yatırımcılar açısından çevreyi ve toplumu da odağına alan şeffaf ve güvenilir bir raporlama rejimi oluşturarak mevcut raporlama sistemindeki eksiklerin giderilmesi hedefleniyor. Bu direktifle sürdürülebilirlik raporlamasındaki finansal olmayan bilgilere bağımsız güvence zorunluluğu da getiriliyor. Avrupa'da faaliyet gösteren yabancı şirketlerin raporları da Avrupa'dan veya farklı bir üçüncü ülke temsilcisi tarafından denetlenmek zorunda. Son olarak ülkemizde de çok kısa bir zaman önce raporlama ekosistemindeki gelişmeleri bir adım ileriye taşıyacak olan Türkiye'nin sürdürülebilirlikle ilgili ilk kanun maddesi 4 Haziran 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Böylece raporlamanın uluslararası standartla uyumlu olacak şekilde Türkiye'nin sürdürülebilirlik raporlama standartlarının geliştirilmesi konusu artık kanunlaştırıldı. Kamu Gözetim, Muhasebe ve Denetleme Standartları Kurumu yani KGK, belirlediği kuruluşlar ve işletmeler için ilgili raporlamanın uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla Türkiye sürdürülebilirlik raporlama standartlarını belirlemek ve yayınlamak üzere yetkilendirildi. Bugün ISSB'nin kurulmasıyla küresel olarak daha uyumlu, finansal olmayan raporlama standartlarına söz edilmeye başlanması, Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu'nun kurumsal sürdürülebilirlik raporlarını direktifiyle anlaşmaya varması, ayrıca KGK'nın yetkilendirilmesi, bağımsız güvencenin ESG raporlamasında güven oluşturmasını oynayacağı kritik rolün de yakın zamanda gündeme geleceğini işaret ediyor. Sizler de biliyorsunuz ki proje kapsamında raporları değerlendirirken bağımsız güvencenin önemini birçok kez vurgulamakta
ve performans odaklı gelişim için güven unsurunun öneminin altını her daim çizmekteyiz. Analizlerimizde baktığımızda raporların %45'inde şirketlerin finansal olmayan bilgiyle ilgili belirledikleri anahtar performans göstergelerine ilişkin sınırlı dış güvence aldığını görüyoruz. Reporting Matters projesinin uzman metodolojisi sayesinde tüm bu yönlendirmeleriyle şirketlere raporlama sürecinde yol gösterdiğine inanıyoruz. Bizler de SKD Türkiye olarak bu proje ile Türkiye'deki standartları görebildiğimiz, raporlama kapsamında uygulamaları ortaya çıkardığımız ve tüm üye şirketlerin daha ileriye gidebilmesi adına olarak destek olduğumuz için mutluyuz. Birazdan detaylarını paylaşacağımız Reporting Matters Türkiye 2021 raporu genel ve detay bulgulardan üyelerimizin yararlanmasını ve Ağustos ayında başlayacağımız yeni raporlama döneminde daha fazla üyemizin proje dahil olmasını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Başkan Yardımcımız Edis Bey'e biz de çok teşekkür ediyoruz. Şimdi kurumsal risk yönetiminin ESG dünyasındaki öneminden bahsetmek üzere Evren Sezer'i ekrana davet etmek istiyorum. Evren Hanım, PwC Türkiye'de iş ortağı, aynı zamanda ESG platformu lideri. Buyurun Evren Hanım. Merhabalar. Sunumda geldi değil mi? Tamam. Görüyoruz sunumunuzu. Buyurun. Tamam. Merhabalar, ben Evren Sezer. Konca Hanım söylediği gibi PwC Türkiye'de Risk Süreç ve Teknoloji Bölümü ortağıyım. Aynı zamanda da PwC Türkiye ESG Platform lideriyim. Ve bugün aranızda bu platformun, ESG platformunun lideri olarak aranızda olmaktan da çok mutlu olduğumu paylaşarak başlamak istiyorum. Ediz'in de bahsettiği üzere SKD Türkiye ile Reporting Matters kapsamında yürüttüğümüz hem bizleri hem de sizleri ESG raporlaması alanında bir adım öteye taşına inandığımız uzun soluklu işbirliğimizde bir yılı daha geride bıraktık, bir yaş daha aldık. Dünyanın birçok ülkesinde finansal olmayan ESG verilerinin raporlamasına ilişkin birçok yeni uygulama söz konusu. Hepimiz bu gelişmelere tanıklık ediyoruz, hep birlikte tanıklık ediyoruz. Her gün yeni bir mevzuat ve gereklilik konuşuluyor. Bu sebeple de bugünlerde raporlama metodolojisindeki iyileştirme ve içerik zenginleştirmelerinin çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Tüm bunlar doğrultusunda ESG'ye ilişkin raporlamanın önemi de günden güne artıyor tabii ki. Birçok kurum da raporlarında öncelikli ESG performanslarından bahsederken aynı zamanda tüm bu mega trendleri ve dünyanın değişim hızına ayak uydurmaya çalışarak yeni gündemdeki konuları kendi operasyonları için ne tür riskler yaratabileceğini de altını çiziyor. Tabii en önemli katkılarından biri de raporlama dilinde, yani tüm bu ESG ile ilgili gelişmelerdeki raporlama dilinde kullanılan şeffaflık ve mevcut risklerin her daim fırsata çevrilebilme imkanı. Yani biz sadece aslında ESG risklerinden bahsetmiyoruz, bu riskleri fırsata çevirme imkanından da bahsediyoruz. Bu odakta da birçok aksiyon ve hedefler alınıyor ve bu aksiyon ve hedefler aslında şirketlerin stratejik yol haritasını oluşturmasını öncelik ediyor. Reporting Matters değerlendirme sonuçlarına geçmeden önce birazdan detaylı arkadaşlarımız anlatıyor olacak. Ben de biraz ESG risklerinden ve bu çerçeveden biraz bahsetmek istiyorum. Aynı zamanda bu PwC Türkiye'deki rolüm dışında da SKD'de kurumsal risk yönetimi kapsamında ESG riskleri alt çalışma grubunun liderliğini yürütüyorum 2021 Temmuz ayından itibaren. Bu alt çalışma grubumuzda ilk toplandığımızda, yola çıktığımızda kendime ilk şu soruyu sordum. Kurumsal risk yönetimi bakış açısıyla bu ESG risklerinin yönetiminde şirketlerce uygulanması nasıl katkıda bulunabiliriz biz bu alt çalışma grubu olarak diye. Bu amaçla da kurumsal risk yönetimi ve ESG konusundaki geçmiş ve mevcut çalışmalarımızdan edindiğimiz deneyimleri ve faydalandığımız uluslararası çerçeveleri göz önüne aldık ve KOZU kurumsal risk yönetimi envanteri dokümanını Türkçeleştirmeye karar verdik ve bu konuda çalışmalar yaptık ve sektöre de kazandırdık. Bunun için de çok mutluyum çünkü çok faydalı bir doküman olduğunu düşünüyorum. Biraz şirketlerin ESG risklerini değerlendirmeleri sürecinde bu dokümandan nasıl faydalanabilirler ve neden önemli? Bunun detaylarına girmek istiyorum. Her şeyden önce dokümanı sadece Türkçeleştirmek yetmiyor. Biz PwC Türkiye olarak ekibimizde yıllardır KOZO'nun kurumsal risk yönetimi çerçevesinde yer verilen metodolojiyi kullanan, bu çerçeveyi baz alarak ülkemizdeki pek çok sektör ve ölçekteki şirkette
kurumsal risk yönetim mekanizmasını kuran çok kıymetli yöneticiler çalışan arkadaşlarımız var. Kozum'un yayınladığı bu çerçeveyi biz Türkçeleştirdikten sonra faydalı olabilmesi açısından da aslında biraz da uyarlama yaptık gerçekten sektörde faydalı bir şekilde kullanılsın diye. Ne anlatıyor bu rehber? Aslında görüyorsunuz. Bu çerçevede ESG risklerinin yönetimine başlamış, yönetmeye devam eden veya ileri seviyede uygulanan yani farklı kurumsal risk yönetimi olgunluğuna sahip küresel ve bölgesel şirketler için 5 ana bileşene oturtulmuş bir yaklaşım sunuluyor. Bu risklerin seçiminden kurumlara bağlı olduğunu ve stratejik yol haritaları, operasyonları ve iş hedefleri doğrultusunda da farklılık gösteriyor. Bazı kurumlar çevresel ve sosyal risklerin seçimine odaklanarak daha dar bir tanım kullanırken bazı kurumlar bu ekranda görüyorsunuz sol tarafta öncelikle birçok konuyu dikkate alan daha geniş kapsamlı tanımlar kullanabiliyorlar. Kurumdan kuruma bu değişiyor. Şirketlerin yani bütün bu başlıklar altında yönetişim ve kültür katmanında üst yönetimin risk izleme ve değerlendirme mekanizmasını incelerken temel değerlerine, çalışanlarına, operasyonel yapısına olan yaklaşımını ele alıyor. Strateji ve hedef belirleme katmanında şirketin iş ortamını analiz ederken hedef, amaç ve mevcut stratejileri değerlendirme imkanı sunuyor ve kurumun risk için risk alabilme sınırını belirliyor. Performans katmanı var. Performans katmanında kurum için temel riski tanımlıyor ve onun şiddetini değerlendiriyor. Onu şirket için önceliklendiriyor, ona yanıt aramaya başlıyor, cevap aramaya başlıyor. Bulduğu cevapları aksiyon olarak uygulamaya alıyor ya da almıyor. Tüm iş portföyünü gözden geçiriyor ve bu fırsatları kuruma sunuyor. Çünkü bunlar bazen de fırsat yaratıyor başta dediğim gibi. Dördüncü katman gözden geçirme ve revizyon. Buradaki bu süreçteki işte aksiyonlarını tanımladı. Önemli değişimleri, risk ve performansı gözden geçiriyor ve risk yönetimindeki potansiyel iyileştirmeleri şirketlere değerlendirme fırsatı sunuyor. Bilgi ve iletişim raporlama var. Aslında burada hem bilgi ve teknolojiyi biraz kullanıyor ama önemli olan tüm bu süreç içerisinde o ilk dört katmanda atılan tüm adımlar kime, ne zaman, neyi doğru bir şekilde raporlayacak, kim kime neyi ne zaman raporluyor. Aslında bunun üzerinde bir governance yapısı oluşturuyor ve bu iletişim ve raporlamanın sürekli olmasını sağlıyor. Bir kuruluşun böyle bir rehber vasıtasıyla kendisini bizzat deneyimlemeden, yani kendi kendini deneyimlemeden bu aynı yolculuğu deneyimlemiş, uygulamış, şirket örneklerine ulaşması büyük bir avantaj. Bu rehberi kullanarak da bu avantaja ulaşıyorsunuz. Çünkü birçok örnek var rehberin içerisinde. Bu adımları atarken kurumsal risk yönetimi çerçevesinin uygulanması ile şirketler varsa önce kendi bünyelerinde risk yönetim mekanizmasını gözden geçiriyor ve çerçeveyle uyumlu hale getiriyor. Bu mekanizma hiç yoksa rehberde anlatılan rol ve sorumluluk yapısıyla risk yönetimi organizasyonunu hayata geçirme konusunda adımlar atabilirsiniz. Kurumsal risk yönetimi organizasyonları, governance yapısı, yönetişim yapısı, ESG riskleri, her şirketin kendine özgü olarak kurgulaması ve belirlemesi gereken konular. Aslında vurgulamak istediğim bu. Bu dokümanı yani bu rehberi bir balık gibi değil de olta gibi düşünün. Yani size direkt hani yemeği sunmuyor ama onu sürekli olarak nasıl sağlayabilirsiniz, nasıl edinebilirsiniz bunu gösteriyor. O yüzden umarım faydalanırsınız ve umarım kendi şirketleriniz için de bu biraz önce anlattığım tüm o riski belirleme, aksiyonları tanımlama bu süreçte ESG konusunda da bu yolda ilerlersiniz. Türkçe olarak şu anda tüm üyelerimizin kullanımına açtık bu çerçeveyi. Ne faydalanacağız? Yani bunu faydalandığımız zaman aslında neler oluyor? Yönetim kurulu ve üst yönetimimiz bütün bu ESG risklerinden ESG risklerinin farkına varıyor. ESG konularında bu konuda sorumlu kişiler aslında bir kültür oluşturuyor. Tüm strateji ve hedeflerine şirketler ne gibi tehditlerle karşılaşabileceklerini değerlendiriyorlar. Uzun vadede bu değeri, şirketimizin değerini nasıl koruruz? Bunun üzerinde çalışılmış oluyor. Faaliyetlerimizi, etkinliklerimizi en baştan itibaren değerlendirmiş oluyoruz. Gerektiğinde bir takım yaklaşımlarımızı değiştirebiliriz bu çalışmalar sonucunda. Her şeyden önce bir tane en önemlisi de risklerimizi bilerek karar veriyoruz. Şimdiye kadar kurumsal risk yönetimi çerçevemizi aslında uyguluyorduk ama bundan sonra artık ESG risklerinde dünyadaki bütün bu gelişmeleri de kendi stratejimize bunu düşünerek ilerleyeceğimiz yolda hedeflerimizi hepsini bütün bu ESG konu riskleri de bilerek karar veriyoruz.
O yüzden de önemli olduğunu düşünüyorum. Çok da uzatmak istemiyorum ama çok kısaca bu ikinci slide'da şimdi şu soruyu sormak istiyorum aslında. Hazır mı? Kurumumuz bugün ve yarının ESG risklerine hazır mı? Bu mevzuatların gelişmesiyle ESG riskleri konusu çok daha sık ve yoğun olarak şirketlerin gündemine gelmeye başladı. Ticaret yapan tüm şirketler artık konuyu yasal hale geldi ve geliyor. Ediz de bahsetti. Avrupa'da raporlama zorunluluğu geldi. Hatta yabancı şirketler için bir takım rakam sınırları getirildi. Bu yabancı şirketlerin içinde Türkiye'de var tabii Avrupa'ya göre. Eğer onlar da belli büyüklükteyse bu raporlamaya tabi olacaklar. Türkiye'de KGK görevlendirildi. Artık gerçekten çok net bu raporlama konusunda bütün kurumların adım atması gerekiyor ESG raporlaması konusunda. Net bir şekilde bu konu artık ticaretin içinde. Yani bu çok net, kaçınılmaz. Yasal boyutunda bu çok dünya ve toplum boyutunda da değerlendirmek gerekiyor. Yani yasal bir takım mevzuatlar var. Yasal işte bu gereklilikler geliyor ama bunun dışında da yani yasak salmaktan öteye raporlamada sadece raporlamada yer vermekten öteye geçmeliyiz. Bunu bireysel olarak da ya da şirketler olarak da yapmalıyız. ESG kapsamındaki konuların kurumumuzun kalbine entegrasyonu için artık yani bir rapordan çok daha fazlası gerekti. Paydaşlarla doğru iletişim ve şeffaflık bunlar tabii ki önemli. Doğru raporlama tabii ki önemli ama ESG risklerinin bu risk mekanizmasına entegre edilmesi, bunları sürekli olarak değerlendirmek, görmek, atacağımız adımları görmek, bununla ilgili hedeflerimizi, KPI'lerimizi belirlemek kurumlar olarak çok çok önemli. Çünkü biz kurumlar olarak dönüşürsek ancak dünyanın ihtiyacı olan, bu belirlenmiş olan anlaşmalarda, Paris Anlaşması'na ya da bütün ülkelerin imza attığı o gereklilikleri yerine getirebileceğiz. O yüzden de kurumlar olarak değişebilmek için de bu adımları atmamız gerekiyor. Birçok konu başlığı görüyorsunuz ekranda. Hepsinin detaylarına girmek istemiyorum. Hani risk yönetimi tarafına çok detaylı girmek istemiyorum ama özetlemem gerekirse bu kurumsal risk yönetimi envanterinden faydalanmak isteyen tüm taraflar için yapısal, detaylı ve kurumsal risk yönetimine hem ESG konu başlıklarıyla toplayan, konuyla ilgili genel ve detaylı bilgiye ulaşmak isteyen herkese ışık tutacak bir rehber. Umarım tüm üyelerimiz faydalanır. Şimdi Reporting Matters tarafına geçelim. Reporting Matters kapsamında neler yaptık, raporda ne gibi iyileştirme alanlarıyla karşılaştık, sektörde nasıl gelişmeler olmuş? Tüm bunları anlatmak üzere detaylı olarak ben Aybüke Hanım'a, PwC yöneticilerimizin Aybüke Hanım'a söz vermek istiyorum. Aybüke, sendeyiz. Teşekkürler Ezen. Sesim geliyor umarım herkese. Slide'da bir saat yaşıyorum. Evet, öncelikle herkese merhaba. Ben Aybüke Seda Fırat. PwC Türkiye ESG platformunda kıdemli sürdürülebilirlik danışmanı olarak görev alıyorum. Aslında birçoğunuzla geri bildirim toplantılarımız vasıtasıyla tanışma fırsatı bulmuştuk. Bugün burada da tekrardan sizlerle olmanın büyük heyecanını duyuyorum. Ve bildiğiniz üzere Reporting Matters projesi kapsamında ekibimiz oldukça da genişti. Onlar da bugün bizlere toplantıda eşlik ediyor. Derya Karadeniz, Beste Yücel ve Nursen Asadoğlu da tüm süreçte bizlere bu noktada destek verdi. Sizlerle çalışma fırsatı yakaladı. Onlara da teşekkür ederek ben de ufaktan başlamak istiyorum. Aslında günümüzde ESG dönüşümünde toplumlardan yatırımcılara, tüketicilerden hükümetlere, sürdürülebilirlik veya diğer bir deyişle artık yeni dünyada ESG terimleri iklim değişikliği ve kaynak kıtlığı gibi çevresel sorunları ifade etmenin çok ötesinde bir anlam taşıyor. Ve dünya artık bu anlamı her gün bir üst seviyeye taşıyarak bu değişimi hem istiyor, aynı zamanda bunun için de aslında harekete geçiyor. Finansal tabloların ötesine geçtik artık. Açıklamalar için tüm kurumlar ve hatta ülkeler üzerindeki baskıyı bizler de görmeye başladık. Kurumlarda iklim bazlı riskleri yönetmek, teknolojik altyapıya sahip kaynaklara erişmek, tüm paydaşlara hitap edebilmek, aynı zamanda sosyal etkiyi güçlendirmek ve giderek daha düzenlenince bir rol oynayan, regülatif çerçevede şeffaf bilgi paylaşımını sağlayan bu konu başlıkları artık bu baskıyla daha da öne çıkıyor. Hem ülkeler hem kurumlar için. 2021 yılı son çeyreği ve aynı zamanda 2022 yılı başlarında gündem olan birkaç başlığa ben de kısaca değinmek istiyorum. Ekranda da görüyorsunuz birkaç çıktığı.
Ve biliyorsunuz Birleşmiş Milletler COP26 zirvesi büyük protestolar eşliğinde gerçekleşti. Ve Glasgow İklim Anlaşması ile tarihte ilk kez aşamalı olarak kömür kullanımının azaltılması dünya hedefleri arasında yerini aldı. Peki gerçekten bu iklim krizi için yeterli mi'nin cevabını önümüzdeki günlerde hep birlikte görüyor olacağız aslında. Türkiye ise Paris İklim Anlaşması imzacısı olduğunu açıkladıktan sonra 2022 yılı başında birçok paydaşın katılımıyla iklim şurasını gerçekleştirdi. Ve bugün 2053 net sıfır emisyonu ve yeşil kalkınma hedefleri doğrultusunda yine birçok farklı aktif görev olan paydaşın katılımıyla işte kısa, orta ve uzun vadede stratejik hedefler gündemimize alınıyor. Dolayısıyla ülkemizde de birçok gelişme mevcut. Küresel perspektife baktığımızda ise birçok kurumun da yakından takip ettiği ESG bazı raporlamalarda bazı kanuni zorunluluklar gün geçtikçe daha zorlayıcı hale geliyor. Artık yatırımcı beklentileri birçok ülkede regüle hale getirildi. Birleşik Krallık en başından beri bu süreci lider edenlerdendi. Artık büyük şirketler için iklim anlaşması zorunlu tutulurken Amerika'da bu özellikle genişletilmiş iklim ve ESG açıklaması talep eden ülkeler arasında yerini aldı. Bu arada birimizden galiba mikrofonu açık bir soru mu vardı acaba? Kapatmasını rica edebilirsem çok teşekkür ederim. Peki evet biz küresel dedik, aynı zamanda Türkiye'de dedik, neler oluyor, yeni başlıklar neler. Biz tüm bunları dünya üzerinde takip ederken rapor okuyucuları bizlerden neler bekliyor? Kurumlar bu yolculukta nelere önem vermeli? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Birçoğumuz bugün belirli standartlarda raporlama yapan ve aslında paydaş görüşüne sunan kurum olarak bu toplantıda yer alıyoruz. Unutmamamız gereken önemli şey artık paydaşların daha bilinçli olduğu ve şirketlerin toplum için nasıl değer yarattığını görmek istedikleri. Bir kurumun raporlama çerçevesini belirlerken, hatta içeriğini tasarlarken paydaşları için önemli olan hususları ele aldığına emin olması ve kurumsal değeri arttırma pozisyonunda bu hedefine yürürken sürdürülebilir sonuçları gerçeğe dönüştürebileceğinden emin olması gerekmektedir. Çok basit bir tabirle çoğu zaman bunu kullanıyoruz ama yapmak için yapmak kavramından artık kurumların uzaklaşması gerekiyor aslında. PwC bu süreçte birçok farklı anket ve birçok farklı paydaş görüşüne yer verdi. Ve bizler de yürüttüğü araştırmalardan bazı çıktıları sizlerle paylaşıyoruz ekranda. Baktığımızda %80'den fazla yatırımcının aslında ESG risk ve fırsatlarının yatırım kararlarında ne kadar önemli bir rol oynadığı vurgusunu gösteriyor. %75'den fazla yatırımcının da ESG bazlı sosyal ve çevresel performans göstergelerinin şirket operasyonel ve finansal bağlantılarını bu yönde nasıl etkilediğini görmek istediği bulgusunu bizlerle paylaşıyor. Ama tabii ki paydaş portföyü sadece yatırımcılardan ibaret değil. Aynı zamanda tüketiciler var, müşterilerimiz var. İç paydaşlarımız, çalışanlarımız var. Onlar da önemli bir rol oynuyor. Ve tüketici tarafında şirketler ESG'yi iyi uygulamaların en aktif olarak şekillendirilmesini talep ederken çalışanlar da kendileriyle aynı konu başlıklarına önem veren kurumlarla çalışmayı tercih ettiklerini vurguluyor. Bu noktada raporlama çerçevesinde geniş bir paydaş grubuna hitap edebilmek, beklentiyi karşılayabilmek için oldukça önem arz ediyor. Peki bu dönüşüm ve beklentiler raporlama dünyasına nasıl bir etkiye sahip? Bugün tüm kurumlarda artık raporlama ortamı anlaşılması zor bir dil olarak algılanıyor. Çünkü günden güne hızla değişen bir dünya var ve birçok hamle gözümüze çarpıyor aslında. Ben bile son 3 slide'dır bambaşka terminolojiler kullandım, bambaşka dillerde konuştuk, bambaşka ülkelerde farklı aktivitelerden bahsettik. Aktif raporlama yapan çoğu kurumun kullandığı en ortak dillerden bir tanesi GRI. Bunu da hepimiz aslında biliyoruz. Hepimizin raporlarında ortak dillerden bir tanesi. Ama bunun yanı sıra işte SASB gibi, IR gibi kurumlar da ESG bilgilerini yansıtmaları konusunda rehberlik sağlıyor. Ekranda gördüğünüz bu ilke, yönerge ya da işte ilgili raporlama çerçevelerinin hepsine değinmeyeceğim. Sadece birkaçını artık dünya üzerinde ne kadar bunlar artık sükse yapmış belli başlı standartlar. Dolayısıyla raporlama çerçevesinin yanı sıra mesela tek konu odağında kurumlara ölçü ve raporlama imkanı sunan protokoller mevcut. Ne gibi? TCFD gibi aynen hem Endiz'in hem Evren'in bahsettiğinde risk yönetimi ve raporlama çerçevesinde çok kullanılan inisiyatiflerden bir tanesi. Ya da CDP gibi iklim ve su riski bazı açıklama vaat eden içerikler gibi.
ESG ilkeleri kapsamında ise şirket raporlamalarında yine gözümüze çarpan ilkelerden bir tanesi sürdürülebilir kurumsal davranışlar ve yönelimler ya da etki değerlendirmelerini kapsayan sürdürülebilir kalkınma ilkeleri. Yine 17 ilke, hepimiz bunun üzerine de çalışıyoruz. Ya da WBCSD gibi şirketlerin takip ettiği farklı yönergelerde, raporlarda yer alıyor. Bunların yanı sıra Refinitiv, MSCI, Global 100 gibi Global 100 gibi sektörde aslında birçok adını duyduğumuz ve kurumların doğru bir tabirle mevcut olgunluklarını ESG dünyasında ölçümlendirme fırsatı yakaladıkları, aynı zamanda puanlama, değerlendirme yönergeleri de günümüze öncülük edenler arasında. Son olarak sizler de en sağ tarafta görüyorsunuz aslında. Birçok farklı olanak sağlayan girişim ve kurumlara da değinmek bu noktada olmazsa olmaz. Çünkü uygulanabilirlik ve kontrol mekanizması çerçevesinde aslında en büyük rolü onlar oynuyor. Şimdi bir tık daha onların içeriğine, detayına değineceğim aslında. Raporlama dünyasına ve bu gelişmelere baktığımızda bu kurumlar, yönergeler, inisiyatifler ne gibi çıktılara sahip? Çok hızlıca vaktiniz almadan onları da beraber inceleyelim istiyorum. En başta değindiğimiz üzere 2021 yılında küresel ölçekte özellikle hükümetler düzeyinde gerçekleşen pek çok gelişme şahit olduk. Ve bunların en başında Avrupa Komisyonu, yani 21 Nisan 2021'de iddialı ve kapsamlı sürdürülebilir finans paketini yayınladı. Pakette önerilen önlemlerden biri de kurumsal sürdürülebilirlik direktifi. Çoğumuzun ortak dilde bildiği CSRD, özellikle büyük şirketleri çerçevesi olan bu direktif ile daha ayrıntılı raporlama gereklilikleri, çevresel, sosyal, insan hakları başta olmak üzere yönetişim faktörleri gibi sürdürülebilirlik konularında artık raporlama yönlendirmeleri sunuldu. Peki ne zaman artık yürürlüğe girecek? Beklenen tarih 1 Ocak 2024 finansal yılı itibariyle hayata geçmesi planlanıyor. Fakat bu standart belli bir alt limite sahip. Yani 250 ve üzeri çalışan, 40 milyon eurodan fazla ciro, en az 20 milyon euro aktif toplam varlık kriterlerinden en az iki alt kriteri taşıyan şirketlere aslında uyum zorunluluğu veriyor. Peki hepimizin kafasındaki soru işareti belki bu noktada Türk şirketler için düşündüğümüzde sürdürülebilirlik raporlama zorunluluğu, CSRD'de benim rolüm ne olacak ya da bir zorunluluğum var mı? Avrupa Birliği'nde eğer 150 milyon euro net ciro üzerinde bir üretiminiz varsa ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nde en az bir yan kuruluşunuz veya şubeniz var ise tüm şirketler için bu raporlama zorunluluğunda detay gerekli olacağının altını çizebiliriz. Bir diğer konu başlığı da Birleşik Krallık'ta aslında borsada işlem gören premium şirketler için yürürlüğe giren bir TCFD raporlama zorunluluğu vardı geçtiğimiz sene. Senelerde ve 2022 yılı itibariyle artık standart borsada işlem gören tüm şirketleri kapsayacak şekilde bu zorunluluk genişletildi. Ve ek olarak şöyle bir şey geldi. O da çok yeni, 1 Nisan 2022 itibariyle hayata geçiriliyor ve diyor ki yeni gereklilikler ile şirketler çeşitlilik politikalarına, yönetim kurulu ve şirket geneli için belirlenmiş çeşitlilik hedeflerini artık dahil etmek zorundalar. Ve bu noktada ilerleme, yani bu noktada şirketlerin çoğu bunu dahil ederken zorlansa da ilerleme durumlarını artık belli bir prensip karşısında tüm kurumlar ile yerine getirmeye başlamak durumundalar diyor. Ne demek istiyor burada da? Comply or explain, yani kurallara uy ya da açıkla prensibiyle aslında süreci yürütmek zorundasın diyor Birleşik Krallık'ta. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığımızda da Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu içerisinde iklim değişikliği açıklamaları için yeni kurallar setinin sunulduğunu görüyoruz. Sunulan öneriye göre şirketler iklimle ilgili risklerin yönetimi, iklim değişikliğinin neden olduğu önemli etkiler, kapsam 1 ve 2 emisyonları, eğer gerekliyse kapsam 3 emisyonların ve fiziksel risklerin veya geçiş faaliyetlerinin finansal kalemler üzerindeki etkilerini artık açıklamak zorunda kalacak. Evet, COP26 dedik. Aslında en başından beri hep onu konuştuk. En önemli çıkarımlarından bir tanesine daha değinmek istiyorum bu noktada. 2021 yılındaki bu toplantı çıkarımlarında ISSB'nin kuruluşu da aslında raporlama dünyasında hala anılıyor. Ve birçoğunuz da hatta bu konuyu geri bildirim toplantılarımız esnasında da görüştük. IFRS Vakfı sürdürülebilirlik standartlarının küreselleşme çağrısına bir yanıt verdi. Ve mevcut raporlama mekanizmasını artık bir konsolidasyona oturtacağını söyledi ve uluslararası bir standart belirleyeceğini bildirdi. Ve bir çıktı sundu bizlere.
Uluslararası Sürdürülebilirlik Standartları Kurulu'nun aslında SSB'yi kurdu. Bunun üzerine de yine geçtiğimiz günlerde Mart sonunda 31 Mart 2022'de genel gereksinimleri ve iklim teması olmak üzere iki farklı taslak yayınladı tüm raporlama yapan kurumlar için. Bu noktada da bir tema sürdürülebilirlikle ilgili finansal bilgilerin açıklanması için genel gereklilikleri kapsıyor. İşte bunlar nedir? Şirketin sürdürülebilirlikle ilgili önemli riskleri ve fırsatları hakkında bilgi açıklamalarının gerekeceği. Diğer ise biraz daha iklimle ilgili risklere ve fırsatlara odaklanarak yine TCFD çerçevesinde belirli tavsiyeleri içeriyor ve yine SASB'nin sektöre dayalı türetilen sektör sınıflandırmalarından uyarlanmış bazı ölçütler paylaştım. Bizler de net sonuçları hala bekliyoruz sizle beraber ve aynı zamanda takibindeyiz. Son olarak ilk başta Edith Bey'in de konuşmasında bahsettiğim, ben de yine altını çizmek istediğim bir bulguyu paylaşmak istiyorum. O da 4 Haziran 2022'de daha çok yeni Kamu Gözetim ve Muhasebe Denetim Standartları Kurumu sürdürülebilirliğe ilişkin raporlamaların artık uluslararası alanda geçerliliğini sağlamak amacıyla yine uyumlu olacak şekilde Türkiye sürdürülebilirlik raporlama standartlarını belirlemek ve yayınlamak üzere yetkilendirildi. Özür diliyorum. Ve bu noktada da ülkemizde aslında yetkilendirilmiş ilk kurum olarak raporlama adına atılan önemli adımlardan bir tanesi olarak gündemimizde yerini alıyor. Evet, biraz hızlı konuştum ama çok da vaktinizi almadan ben son slaytlarıma geçmek istiyorum. Bugün sürdürülebilirlik daha önce hiç olmadığı kadar karmaşık ve çok önemli ve aynı zamanda çok boyutlu bir hale geldi. Aynı zamanda iş dünyasında da belli değişikliklere neden olduğunu görüyoruz. Ve bizler de PwC Türkiye olarak aslında ESG dönüşüm ve fırsatları yakalamak için hep müşterilerimize farklı yaklaşım modellerinle gidiyoruz. Ama izlediğimiz rota aslında hep aynı. 3 boyutlu bir yaklaşım modeli. Nedir bunun önemi? Stratejiyi kurumlar için yeniden kurgularken mutlaka ESG kapsamında karşılaşabilecek riskleri ve tehditleri belirleyerek sürece adım atıyoruz. Bu risklerin uzun vadede dönüştürülmesi adına yol haritamızı şekillendiriyoruz. ESG bazlı ürün ve operasyon tanımını kurumların benimsemesi adına birçok iyi uygulama örneğiyle farklı perspektif olgunluklarını hep birlikte ölçüyoruz. Yapılan raporlamanın yeniden hayal edilebilmesi için varılmak istenen noktanın hedefin neresi olduğunu tüm ekipler ile birlikte oturup karar veriyoruz ve uygulayacağımız yol haritasını netleştiriyoruz. Şimdi bugün çoğumuzun bildiği işte evet ESG raporlaması, puanlama ya da olgunluk ölçümleri gibi yönergelerin hangisi sizin kurumunuz için en uygun? Hangi performans kriterleri ESG başlığı altında değerlendirme sorusunun yanıtını aslında müşterilerle beraber yani siz kurumlarla beraber aslında karar veriyoruz ve cevaplarını birlikte arıyoruz. Olması gereken cevabı birlikte seçiyoruz. Dolayısıyla kurulan ESG stratejisini kurum hayatına geçirirken iş yapış dönüşüm başlığı altında nasıl harekete geçebiliriz? Birlikte bunun planlamasını yapıyoruz. Şirket içi diğer dönüşüm süreçleriyle ESG çerçevesi nasıl hizalanabilir ve paralel gelişim nasıl sağlanabilir bunu değerlendiriyoruz. Paydaş katılımın yanı sıra da en yüksek etkiyi alabilmek adına ne tür işbirlikleri yürütülmeli, evet bunlara karar veriyoruz. Kısaca kurumların sadece ne yaptığı değil, nasıl yaptığı da yeniden tanımlanıyor ve onların sürdürülebilirlik yolculuklarına bu bakış açısıyla danışmanlık ediyoruz. Bu da kurumların mükemmel raporlamayı yakalaması adına bu dönüşüme tanıklık eden bir süreç oluyor ve stratejik oluşum ile birlikte oluşan bir mükemmel raporlama çıktısı olmazsa olmaz oluyor aslında. Bu doğrultuda yaratılan güven unsuru, kurumun ekonomik büyüme odağındaki sürdürülebilir gelişimi, iklim ve sosyal bazı risk değerlendirmeleri ışığında yine çıktı olarak düşük risk unsuru ve verimliliğin geliştirilmesi ile daha düşük maliyetlerden faydalanma olası beklenen çıktılar arasında yerini alıyor. Evet, benim için ayrılan vakti sonuna geldim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ve sözü yavaşça Şeyda'ya devrediyorum galiba ya da Konca Hanım'a. Çok teşekkürler Halbuki Hanım. Çok teşekkürler. Şimdi teşekkür raporlamanın dönüşümünden bahsettiniz. Evren Hanım da risk yönetimi, kurumsal risk yönetiminden bahsetti. Sizlerin de aktardığı gibi gerçekten çok önemli değişikliklerin, dönüşümlerin olduğu bir dönemden geçiyoruz. Tüm iş dünyası olarak çok teşekkürler verdiğiniz bilgiler için. Evren Hanım'ın bahsettiği kurumsal risk yönetimi ile ilgili COSO metodolojisi raporunu chatten paylaştık, linkini paylaştık. Onu da
indirebilirsiniz. Web sitemizden detaylarına bakabilirsiniz. Aybüke Hanım, Evren Hanım, tekrar çok teşekkürler. Şimdi sıra Reporting Matters 2021 raporumuzun genel bulgularını paylaşmaya geldi. Öncelikle ben projemizin lideri, kıdemli proje yöneticimiz Şeyda Dağdeviren Hile söz vermek istiyorum. Ardından da proje uzmanımız İrem Şirin alt kriterlerle ilgili detaylı bulguları sizlerle paylaşacak. Sorularınız olursa lütfen chatten yazın. Toplantının sonunda sizlerin sorularını uzman ekip olarak hep beraber yanıtlayacağız. Tekrar teşekkürler. Şimdi sözü ben de Şeyda'ya bırakıyorum. Şeyda, ekran senin. Teşekkürler Kanca Hanım. Herkese merhabalar. SKD Türkiye üyelerine 5 yıldır verdiğimiz hizmetle birlikte artık birçok katılımcıyla tanışıyor olduk. Uzun bir dönem geçirdik, sizler de biliyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş artık hazırladığımız raporun bulgularını birazcık daha detayına girerek raporumuzu size tanıtmak istiyoruz. Ben bunun öncesinde genel olarak projeyle alakalı geçirdiğimiz süreç için tüm analistlere çok teşekkür ediyorum. SKD Türkiye tarafında İrem Günsü Pınar, Price tarafında da Aybüke, Derya, Beste, Nursena ve bir süre çalışıp daha sonra yurt dışına taşınan da Gülce'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca da grafik uygulamasını yapan, nazımızı çeken Tolga Bey'e de çok teşekkür ediyoruz. SKD Türkiye tarafında ve Price Türkiye tarafında Konca Hanım ve Evren Hanım yöneticilikleriyle, liderlikleriyle bizleri bu süreçte de destek oldular. Onlara da ayrıca çok teşekkür ederim. Ayrıca bu süreçte bizlere zaman ayırdığınız için, raporlarınızı paylaştığınız için, birebir geri bildirim seansları yaptığımız için yeri geldi. Konular üzerinde tartıştık. Sizlere metodoloji çerçevesinde tavsiyeler vermeye çalıştık. Tüm projeye destek gösteren şirketlerimize, katılım sağlayan şirketlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyoruz. Şimdi projemiz nasıl ilerledi? Biraz ona bakalım. Hangi aşamalardan oluşuyor? Çünkü konuşmaların başından beri uzun soluklu bir proje olduğunu dile getirdik. Yaklaşık 11'e yayılı olarak devam ediyor sürecimiz. Geçen yıl Eylül ayından proje ekibinin belirlenmesi ve proje ekibi belirlendikten sonra SKD Türkiye tarafından WBCSD ve Radyelder'la birlikte geliştirilen metodoloji çerçevesinde bir eğitim düzenledik. Daha sonra bu eğitimin ardından raporların toplanması tamamlandı ve birebir geri bildirim seanslarına başladık. Projenin en sonunda da, raporun en sonunda da hani sürecimizin biraz daha detaylı bilgilerini göreceksiniz ama ben burada özellikle üzerinde titizlikle durduğumuz bir konudan bahsetmek istiyorum. Bir üyenin raporunu en az iki tane uzman analist okuyor, değerlendiriyor ve daha sonra karşılıklı olarak bunları check ediyoruz ve ortak bir kararla devam ediyoruz geri bildirimlere. Daha sonrasında Mart ayına kadar 28 Mart'ta son geri bildirimimizi verdik. Oldukça uzun bir süreydi raporların değerlendirme süresi. Projeye ilk başladığımız 2017 yılında 23 tane rapor değerlendirirken bu sene 40 tane rapordu. Hatta biraz daha fazlaydı ama rapor değerlendirme sürecinde sürecine raporlarını yetiştiremeyen birkaç şirketimiz daha oldu. Bu sene de sayının bu civarlarda olacağını tahmin ediyoruz. Daha sonra raporun yazım sürecine başladık. Raporun tüm puanlarının çeşitli analizlerini gerçekleştirdik Price ekibiyle beraber. Ve daha sonrasında da raporun yazımını tamamladık. Grafik uygulamasıyla birlikte bugün de lansmanı yapıyor olacağız. Yapıyoruz zaten. Ve bu lansman sonunda da raporumuzun linkini sizlerle paylaşacağız.
Daha sonra neler hani inceledik? Şimdi Ediz Bey de bahsetti, Evren Hanım da bahsetti, Aybüke de bahsetti. Hani çok çeşitli raporlama çerçevelerinden bahsediliyor. Raporlama konusunda gündem çok sıcak. Peki biz incelediğimiz raporlarda bu konulardan nerelerine değindik, nerelerini yakaladık? Az önce de bahsettiğim gibi 40 tane üyemizin raporunu değerlendirdik. 9 tane üyemiz bu sene ilk defa geri bildirim aldı. Ve 31 üyemiz de bu 5 yıl içerisinde bu sene de dahil olmak üzere raporuna en az 2 kez geri bildirim alan üyelerimizden oluşuyor. Peki biz ne tür raporları değerlendiriyoruz? Öncelikle SKD Türkiye üyeleri tarafından raporun yayınlanmış olması önemli. Daha sonra herhangi bir şekilde farklı bir raporlama standardının ilerleme raporu niteliğinde olmayacak bir rapor olması gerekiyor. Bir şirketlerin Türkiye'deki faaliyetlerinin içeriği, Türkiye'deki faaliyetlerine dair yazılmış bir rapor olması gerekiyor. Ve daha sonrasında da sürdürülebilirlik bilgilerini içeren farklı raporlama çerçevelerinde olan raporları değerlendiriyoruz. Ve 27 tane sürdürülebilirlik raporu, 11 tane entegre ve entegre faaliyet raporu, bir tane kurumsal sosyal sorumluluk raporu ve bir tane de ESG raporu dediğimiz yani çevresel sosyal yönetişim raporunu inceledik bu yıl biz. Daha sonrasında şöyle bir saniye. Ekranda bir hata oldu. Çok kısa bir ekranımı görebiliyor musunuz acaba? Göremiyorsunuz sanırım şu Şu an. anda görmüyoruz. Ben paylaşabilirim istersen. Tamam. Teşekkür ederim İrem. Ne demek? Görülüyor değil mi ekranı? Geldi. Bir önceki slayttaydı galiba. Ha, yok tamam bu slaytta. Ha. Burada 5 yıl içerisinde hangi şirketlerin geri bildirim aldığını ve özellikle ardışık geri bildirim alan şirketlerin ilerleyen bölümlerde de söyleyeceğiz. Ardışık geri bildirim alan şirketlerin raporlarındaki değişimin, raporlarındaki puan artışının aslında bu sene geri bildirim seanslarında şunu dile getiriyoruz. Yani puan artışına takılmayın ya da puanlamaya takılmayın. Burada önemli olan sizlerin okuyucu tarafından okuyucu odaklı bir rapor hazırlayamadığınız ve okuyucu tarafından yaptığınız sürdürülebilirlik çalışmalarının anlaşılıyor olmasını sağlayabiliyor musunuz? Buna olan katkınız diye bahsediyoruz. Burada da 2017 yılından bugüne değerlendirdiğimiz tüm raporların bir listesini görüyorsunuz. Bir sonraki slayta geçtiğimizde ise WBCSD ve Radyader tarafından metodolojisi hazırlanan 3 ana 18 tane alt kriterden oluşan metodolojimizde üyelerimizin sürdürülebilirlik ve entegre faaliyet raporlarını değerlendirdiğimiz bir süreç tamamladık diye bahsetmiştik. Peki raporun içerisinde neler var? Raporu da birazcık anlatmak istiyoruz size. Çünkü bize geri bildirim seanslarında en çok sorulan soru iyi uygulama örnekleri paylaşacak mısınız? Aslında biz bu 3 tane ana 18 tane alt kriter için her yıl 2 tane iyi uygulama örneği seçiyoruz. Ve birazdan ben raporu da hani sizlerle paylaşıyor olduğumuzda orada da detayları göreceksiniz. Bu kısmı metodoloji ve detaylı bulgular bölümünde sağ tarafta raporun ilgili kriterlerine ait iyi uygulama olarak görebileceksiniz. Sol tarafta ise İrem'den ben bir raporu da paylaşabilir miyim bu arada hemen? Şöyle çok kısa bir rapora geçmek istiyorum. Raporumuz bu şekilde. Metodoloji ve detaylı bulgulara geldiğimizde bahsettiğimiz iyi uygulama örneklerini burada göreceksiniz her bir alt kriter için. Bize diğer gelen bir soru da bizimle metodolojiyi paylaşacak mısınız? Aslında biz bu alt kriterlerde, üç başlıkta toplanan alt kriterlerde incelediğimiz metodolojiyi ve bununla orantılı olarak nelere baktığımızı şu sol tarafta gördüğünüz kutucuk içerisinde her bir kriter için yer veriyoruz. Hani metodoloji nedir, nasıldır, nelere bakıyorsunuz? Zaten hani birebir seanslarda bunları sizlerle paylaşıyoruz ama burada biz tek tek metodolojiyle ilgili olan gelişmeleri ve metodolojide baktığımız konuları tek tek anlatıyoruz. Bunu da şöyle hemen geçmek istedim.
İrem, tekrar başlayabilir misin sana zahmet olmazsa? Bunları da hani değerlendirmesini yaptık ve bu sene biz raporumuzu kurgularken özellikle Ediz Bey'in konuşmasından itibaren hep dile getirdiğimiz dünyadaki sürdürülebilirlik raporlaması konusunda neler oluyor? Bunlarla ilgili 3 tane özel dosya hazırladık Türkiye tarafından. Bir tane de Radyeller tarafından bu karmaşıklaşan, her gün yeni bir bilginin, her gün yeni bir değişikliğin neredeyse gerçekleştiği bu ortamda okuyucu odaklı raporlama nasıl yapılır, nelere önem verilmesi gerekiyor? Bununla ilgili de Radyeller'le yapılan bir tane röportajımız yer alıyor özel dosya olarak. Ve yine de hani az önce bahsettiğimiz gibi üye uygulamaları seçerken de özellikle birbirini tekrar eden ardışık yıllarda iyi uygulama seçilmiş olmamasına dikkat ediyoruz. Çünkü ne kadar farklı iyi uygulama, ne kadar farklı rapor örneği sunarsak biz bu çerçevede sizlerin daha yüksek bir fayda sağlayacağınızı düşünüyoruz. Bu sene iyi uygulama yapıp iyi uygulama seçilen bir şirketin seneye seçilmemesi ise asla hani o iyi uygulamanın değiştiği anlamına gelmiyor. Lütfen seçildiğiniz konularda iyi uygulamalarınızı o alanda yapmaya, o yönteminizi kullanmaya devam edin diyoruz. Bir sonraki slide'a geçtiğimizde ise artık yavaş yavaş genel bulgular nelerdir? Ortalama puanını, bu seneki raporların ortalama puanı ne oldu ona baktık. 65 puan olarak belirledik biz bu okuduğumuz 40 raporun ortalamasını. Ve genel üye puanını, genel puanı iyileştiren üyelerin de %50 olduğunu, ilkeler puanında, içerik puanında, deneyim puanındaki artışları ekranda görebiliyorsunuz. 42, 50 ve 30 oranında yani üye iyileştiren üye oranını ve bu sene öne çıkan birazdan da İrem'in anlatacağı trendler, dış faktörler, sürdürülebilirlik yönetişimi, etkileyici tasarım bu 3 alt kriter üyelerimizin yani değerlendirdiğimiz raporların en yüksek gelişim gösteren alanlarından 3 tanesi oldu. Bunların nedenlerini ve öngörülerimizi de birazdan sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki slide'a geçtiğimizde ise bu bizim bahsettiğimiz programın başından beri bahsettiğimiz raporlamadaki değişimler bizim raporlarımıza nasıl yansıyor? Bizim Türkiye'de yayınlanan raporlara nasıl yansıyor? Hep dile getiriyoruz. Ardışık geri bildirim alanının önemini bahsediyoruz ve ardışık geri bildirim alan 12 şirketimiz yani 5 yıldır ardışık geri bildirim alan 12 şirketimizin genel puanında %40'lık bir artış söz konusu oldu. Daha sonra bağımsız dış denetim alan şirketlerin oranı %45'e yükseldi. Ediz Bey'in konuşmasında bahsettiği artık şeffaf ve dengeli bir raporlama ihtiyacı doğduğunu yavaş yavaş şirketlerimiz de fark etmeye başladı ve bu kriterin de giderek önümüzdeki yıllarda daha da iyileşme göstereceğini düşünüyoruz. Yine CRA'ya göre raporlama yapan şirketlerimiz %97,5 oranında temel seçeneğiyle uyumlu olarak raporlama gerçekleştiriyor. IRRC'ye göre entegre faaliyet raporu yayınlayanlar da IRC'ye göre, çerçevesine göre uyumlu bir raporlama yapıyor. Ve bu sene yine yapmış olduğumuz önceliklendirme analizinde çalışanların fırsat çeşitliliği ve çeşitlilik ve Ar-Ge ve inovasyon öncelikli konularının başı çektiğini görüyoruz. Yine aynı şekilde sektörel raporlama standartları olan SESB'ye göre raporlama oranımız %37,5 oldu. Ve TCFD tavsiyelerini dikkate alan şirketlerin sayısı da artarak %35'e ulaştı. Yine aynı şekilde uluslararası çerçevelerden CDP'ye göre raporlama yapan şirketlerimiz var. Ve yaptığımız önceliklendirme analizinde de şirketlerin gündemindeki öncelikli konuların %31'i Dünya Ekonomik Forumu tarafından yayınlanan gerçekleşme olasılığı en yüksek 10 tane küresel riskle örtüştüğünü tespit ettik. Yani bu durumda Türkiye'de raporlama yapan şirketler, bizim değerlendirdiğimiz kapsamda raporlama yapan şirketler artık yavaş yavaş küresel risklerin kendi şirketleri, kendi faaliyetleri üzerindeki etkisini düşünerek bunları öncelikli konular arasında yer almaya başladı.
Bunlarla ilgili de biraz daha baktığımızda sağdaki grafikte yıllar içerisinde bu standartlardaki raporlama artışını, raporlama sayısındaki artışı görüyorsunuz. Daha sonraki sayfaya geçtiğimizde ise yine bahsettiğimiz gibi CDP'ye göre raporlama yapan şirketlerin CDP iklim değişikliği veya su güvenliği kapsamında faaliyetlerinden kaynaklanan çevresel etkileri raporladığını görüyoruz. Yani CDP kapsamında ve aynı zamanda yakın zamanda ortaya çıkan paydaş kapitalizmi göstergelerini raporunda paylaşan üyelerimizin sayısı da yalnızca 5 olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili biraz daha şirketlerin süreye ihtiyacı olduğunu, bununla birlikte bu raporlama standartıyla birlikte uyanılabilmesi için çalışmalar yapmaya başladıklarını yavaş yavaş bizler de tespit etmeye başladık. Bir sonraki slaytımıza baktığımızda ise az önce bahsettiğimiz WEF tarafından belirlenen olasılık bakımından en yüksek 10 riskle örtüşen konuların en az bir tanesinin şirketlerin gündeminde olduğunu tespit ettik. Küresel risklerden insanların neden olduğu çevresel hasar konusu üyelerimizin raporlarında en yüksek oranda örtüşen konu olduğunu tespit ettik. Ve özellikle de ambalaj ve enerji sektöründeki şirketlerin öncelikli konuları WEF küresel riskleriyle uyumlu olduğunu tespit ettik. Bundan sonraki sayfaya geldiğimizde ise burada da artık bağımsız sürdürülebilirlik raporları, entegre faaliyet raporları ve entegre raporların bir kıyaslamasını yaptık. Burada da göreceğiniz için artık entegre raporlar gün geçtikçe önem kazanmaya ve şirketlerimiz raporlama çerçevesini entegre raporu olarak tercih etmeye başladılar. Özellikle de finans ve çimento sektöründeki faaliyet gösteren şirketlerimiz sürdürülebilirlik ve finansal bilgilerin tek bir raporda birleştirildiği yani entegre raporlar entegre raporlama yapmayı tercih ettiğini ilerleyen yıllar içerisinde tespit ettik. Şimdi artık hani önceliklendirme analizinden bahsettik biraz. Önceliklendirilmiş konularla alakalı yaptığımız analize yavaş yavaş girmeye başladık. Biliyorsunuz önemlilik kriterinden birazdan İrem de bahsedecek. Sizlerle de hani bu geri bildirim seanslarımızda önemlilik kriterinin yani önceliklendirme analizinin yapılması, şirketin buna üst düzeyden sahiplenilmesi ve buradaki çıktıların 12'den az olması gibi çeşitli geri bildirimler veriyorduk sizlere. Ve bu sene özellikle yaptığımız bu önceliklendirme analizi yani şirketlerin tüm öncelikli konularının bir araya getirdiğimiz ve bir haritalandırma yaptığımız önceliklendirme analizinde şirketlerin daha çok sosyal sürdürülebilirlik konularının ön plana geldiğini görüyoruz. Burada bir önceki yıla göre tespit ettiğimiz oranlar var. Bu sene çalışanlar az önce bahsettiğim gibi fırsat eşitliği ve çeşitlilik, Ar-Ge ve inovasyon ilk üçü oluşturuyor. Bununla ilgili biraz daha detay bilgileri de raporumuzun içerisinde okuyabilirsiniz. Sol tarafta gördüğünüz konular geçen yıl, sağ tarafta gördüğünüz konular da bu yılın konuları. Şirketlerin gündemine giren öncelikli konular değişkenlik gösterebiliyor. Bu da önceliklendirme sürecinin yeni yaklaşımına dinamik olduğunu bizlere gösteriyor. Yani 3 yıl öncesinde yapılan, 4 yıl öncesinde yapılan bir önceliklendirme analizinin sonuçlarının hala kullanılmadığını, burada şirketlerin özellikle revizyona gittiğini ve bu öncelikli konular hakkında gündeme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde değerlendirmeler yaptığını görüyoruz. Ve bir sonraki slide'a geçtiğimizde ise ben artık sözü İrem'e bırakmak istiyorum. Birazcık bu detay bulgulardan bahsedeceğiz. Çünkü bize geri bildirim seanslarında en çok gelen üçüncü soru da diğer şirketler bu konularda nasıl? Acaba biz ne kadar puan aldık? Acaba biz ne yaptık? Diğer şirketlerin de gelişme açık yönleri bizler gibi mi diye. Burada genel puanlardan bahsederken özellikle de gelişme açık yönleri yani ortalamada gelişme açık yönleri üzerine vurgu yapmak istiyoruz diyerek sözü İrem'e bırakmak istiyorum. Çok teşekkürler Şeyda. Herkese merhabalar, ben İrem Şirin. SKD Türkiye'de proje uzmanı olarak çalışıyorum. Bu yıl Reporting Matters projesinde de aktif olarak rol oynadım.
Az önce Şeyda'nın da bahsettiği gibi biz WBCSD'nin geliştirdiği bir metodoloji kapsamında üyelerimizin sürdürülebilirlikle alakalı bilgilerinin yer aldığı raporları değerlendiriyoruz. Burada 3 ana başlık ve 18 alt kriter bazında değerlendirmelerimizi yapıyoruz. Aslında yine bahsettiğimiz gibi 5 yıldır geri bildirim alan üyelerimizin alt kriterler bazında da iyileşme gösterdiğini görebiliyoruz. Örneğin genel puanı 2017'de üyelerimizin genel ortalama puanı 2017'de %54 iken 2021'de %76'ya yükseldi. Yine ilkeler puanı %50'den %70'e, içerik puanı %55'den %74'e ve deneyim puanı da %59'dan %84'e yükseldi. Buradan da söyleyebileceğimiz şey üyelerimizin aldıkları geri bildirimleri raporlarına başarılı şekilde yansıttığı olacaktır. Şimdi alt kriterlere geçelim. Birinci alt kriterimiz ilkeler. İlkelerde en fazla gelişim gösteren alt kriterimiz trendler ve dış faktörler oldu. Bunu özet anlatım ve paydaş etkileşimi kriterleri takip etti. Trendler ve dış faktörler alt kriterindeki bu gelişmenin sebebi ise son yıllarda benzeri görülmemiş küresel risklerin artması ve dünyanın sosyal ve ekolojik olarak eşik noktalarına yaklaşması üzerine şirketlerin bu durumların kendi operasyonları üzerinde yarattığı riskleri ESG konularına daha fazla önem vermeleri ve raporlarında içinde bulundukları yılın trendlerini ve dış faktörlerini iyi şekilde ele aldıklarını söyleyebiliriz. Gelişim gösteren diğer bir alt kriter ise özet anlatım alt kriteri oldu. Bunun sebebi ise az önce de bahsettiğimiz öncelikli konuların raporların bu öncelikli konular etrafında kurgulanmış olmasıydı aslında. Yine üyelerimizin pek çoğu bu yıl indirilebilir özet belgeler ve videolu özet anlatımlar sundular. Bu da aslında özet anlatım alt kriterindeki bu iyileşmeyi sağlayan noktalardan birkaçı olarak söylenebilir. Raporumuzda daha detaylı bilgileri de bulabileceksiniz zaten. Paydaş etkileşimi kriteri de yine oldukça iyi bir gelişim gösteren alt kriterlerden bir tanesiydi. Değerlendirdiğimiz raporların büyük çoğunluğunda kilit ve öncelikli paydaşların net olarak tanımlandığını gördük. Yine bu kilit paydaşlarla gerçekleştirilen diyalogların kanalları, sıklıklarının ifade edildiğini görüyoruz. Burada gelişime açık nokta ise şu olarak söylenebilir. Raporlarda dış paydaşlardan gelen birebir alıntı şeklinde geri bildirimlere ihtiyaç var. Yine bu geri bildirimlere şirketin hangi öncelikli konusu altında nasıl bir yanıt verdiğini raporda yer vermesi yine bu kriteri güçlendirecek noktalardan bir tanesi olacak. Bir sonraki alt kriterimiz bütünlük. Bu kriterde bir miktar artış görülmüş olmasına rağmen incelediğimiz raporların yarısı hala değer zincirlerini, operasyon öncesi ve sonrası süreçlerini ve öncelikli konularının bu süreçlerdeki doğrudan ve dolaylı etkilerini tanımlamakta zorlandığını gördük. Gelişime açık nokta olarak buraları söyleyebilirim. Dış güvence bu yıl aslında oldukça önemli bir gelişim gösteren kriterdi. Çünkü bu yıl raporların neredeyse yarısı yani %45'i belirlediği öncelikli konularıyla ilgili kilit performans göstergelerinin bir kısmına ya da yarısından fazlasına bağımsız dış güvence aldı. Yine bu genel puanın artışına da oldukça önemli bir katkı sağladı dış güvence kriteri. Dengeye geçelim. 2020 yılına göre en az gelişim gösteren kriterlerden bir tanesi denge kriteri oldu. Bu kriterde şirketlerin raporlama döneminde karşılaştıkları zorluklara raporlarında şeffafça yer vermeleri, yine raporlama döneminde kamuoyunda endişe yaratan olaylara yer vermeleri ve bunları tartışmaları, yine düşük performansları ve ulaşılamayan hedefleri anlatıyla desteklemeleri denge kriterini raporlarda daha güçlü hale gelmesini sağlayacak. İlkelerin son alt kriteri önemlilik. Aslında önemlilik alt kriteri oldukça önemli bir alt kriter çünkü sürdürülebilirlik raporlamasının temelini oluşturan önceliklendirme analizini değerlendiriyoruz bu kriterde. Bu yıl incelediğimiz raporların tamamında önceliklendirme analizi yer alıyordu ve raporların çoğunluğu da bu önceliklendirme analizi etrafında kurgulanmıştı. Yine aynı şekilde bu sürecin raporda detaylarıyla verilmiş olması önemlilik kriterini güçlenmesini sağladı. Burada önerebileceğimiz, önceki yıllarda da olduğu gibi bu yıl da önerebileceğimiz nokta raporlardaki öncelikli konuların 12'den fazla olması
ve bu konuların raporda detaylı olarak incelenememesi önemli kriterinde gelişime açık bir nokta olarak görülüyor. Yani biz burada üyelerimize raporlarının öncelikli konularını 12'den fazla yapmamalarını tavsiye ediyoruz. Bir diğer kriterimiz içerik. İçerik kriterinde stratejik işbirlikleri en yüksek gelişim gösteren alt kriter oldu. Bunu somut faaliyetler ve sürdürülebilirlik yönetişimi alt kriterleri de takip etti. Stratejik işbirliklerindeki bu önemli gelişmenin sebebi şirketlerin öncelikli konularıyla örtüşen, farklı paydaş gruplarıyla gerçekleştirdiği ve amaçları, sonuçları, şirketin rolünün net olarak tanımlandığı işbirliklerine sıkça yer vermeleri olarak söylenebilir. Somut faaliyetler de yine gelişim gösteren kriterlerden bir tanesiydi. Burada raporlardaki bu iyileşmenin sebebi ise sürdürülebilirlik stratejisini destekleyen öncelikli konularla alakalı yine amacın ve rolün çok net tanımlandığı vaka analizlerine yer verilmiş olmasıydı. Bir sonraki iyileşme gösteren kriter de sürdürülebilirlik yönetişimi oldu. Bu alt kriterdeki iyileşmenin sebebi ise şirketin sürdürülebilirlik konularının tüm birimlerce sahiplenilmesi, sürdürülebilirliğin bütüncül bir yaklaşımla ele alınması ve sürdürülebilirlik yönetişimin yapısının net olarak tanımlanması olarak söylenebilir. Burada görülen bu gelişmeye rağmen hala gelişime açık bazı noktalar bulunuyor. Örneğin finansal olmayan konuların üst yönetimin performans ücretlendirilmesiyle ilişkilendirilmesi aslında metodolojinin önemli önerilerinden bir tanesi. Bunu tavsiye ediyoruz üyelerimize. Stratejik kriterine geçelim. Yine geçtiğimiz yıla göre %45'lik bir iyileşme görüldü stratejide. Şirketler sürdürülebilirliğe ilişkin stratejik yaklaşımlarını uzun vadeli hedeflerle desteklediler. Ve bu stratejiye ulaşmak amacıyla yol haritaları geliştirdiler. Bunun sayesinde bu kriter güçlendi. Burada da gelişme açık nokta sürdürülebilirlik önceliklerinde ilerlemenin finansal başarıyla bağlantısının kurulması ve raporda buna yer verilmesi olacak. Aslında içerik kriterinde en az gelişme gösteren kriter alt kriter uygulama ve kontroller oldu. Bunun sebebi şirketlerin öncelikli konularına ilişkin kontrol süreçlerini sadece operasyonlarıyla sınırlı tutması aslında. Biz burada operasyon öncesi ve operasyon sonrası süreçlerin de öncelikli konuların bu süreçlerle de yönetilmesi ve izlenmesini tavsiye ediyoruz. Yine sürdürülebilirlikle ilgili verilerin toplanma süreçlerinde bu süreçler nasıl gerçekleşti, nasıl iç denetimlerle bu süreçler tamamlandı, bunların raporlarda paylaşılması önemli olur. Bir sonraki alt kriterimiz hedefler ve taahhütler. Aslında içerik başlığında gelişme gösteren kriterlerden bir tanesi oldu yine. Bunun sebebi şirketlerin sürdürülebilirlik önceliklerini eyleme dönüştürme, yine aynı şekilde küresel ölçekteki gelişmelere adapte olma amacıyla taahhütlerde bulunmaları ve bu taahhütleri hedeflerle desteklemeleri, raporlarında bunlara yer vermeleri aslında bu kriteri güçlendiren noktalar oldu. Burada en önemli gelişime açık alansa değer zincirinin yine operasyon öncesi ve operasyon sonrası aşamalarının da dahil edilmesi ve son olarak iklim değişikliğiyle mücadele konusunda bilime dayalı hedefler verilmesi hedefler ve taahhütler kriterinde gelişime açık bir nokta olarak gözümüze çarptı bu yıl. İçeriğin son alt kriteri ise performans. Performans düşük bir iyileşme gösterdi geçtiğimiz yıla göre. Burada önerimiz şirketlere tüm öncelikli konularıyla alakalı kilit performans göstergeleri belirlemeleri ve bu performanstaki gelişimi ya da farkları anlatıyla desteklemeleri ve grafikler şeklinde sunmaları okuyucu açısından trendlerin takibi açısından oldukça faydalı olacaktır. Son kriterimize geçiyorum. Deneyim. Deneyim kriterinde en yüksek iyileştirme, hikayeleştirme ve mesajlarda görüldü. Bunu etkileyici tasarım ve rapor içi dolaşım ve akış alt kriterleri takip etti. Hikayeleştirme ve mesajlardaki bu önemli gelişmenin sebebi ise şirketlerin öncelikli konularıyla uyumlu, rapor boyunca pek çok yerde tekrar eden ve şirkete özel bir anlatı geliştirmiş olmaları aslında. Oldukça gelişmiş olmasına rağmen bu kriter bu yıl gelişime açık birkaç noktada bulunuyor. Özellikle ilk kez geri bildirim alan ya da ilk kez raporlama yapan şirketler
ilk kez yayınlanan raporlarda ilham verici, kapsayıcı, şirkete özel ve ilgi çekici bir tonla farklı paydaş gruplarının hedeflenerek hazırlanmış bir temanın eksikliği olarak söyleyebiliriz gelişime açık noktayı. Rapor içi dolaşım ve akışa geçecek olursak yine şirketler bu alanda da iyileşme gösterdiler. Bunun sebebi ise yine az önce de bahsettiğim gibi raporların öncelikli konular etrafında daha fazla kurgulanma eğilimi oldu. Ve yine rapor içinde gezinme kolaylığı sağlandı raporlarda. Dış bağlantılarla zenginleştirildi. Bu sayede rapor içi dolaşım ve akış kriteri önemli bir gelişme göstermiş oldu. Son iki kriterimize geçiyorum, alt kriterimize. Etkileyici tasarım. Etkileyici tasarım da yine bu yıl oldukça güzel gelişmeler gördüğümüz bir alt kriter oldu. Raporların çoğunda marka değerini yansıtan, yaratıcı konseptin kullanıldığı ve çeşitli tasarım ögeleriyle okuyucu deneyimini zenginleştiren bir tasarım mevcuttu. Bu da bu kriterin güçlenmesini sağladı. Son alt kriterimiz ise erişilebilirlik. En az gelişme gösteren alt kriter erişilebilirlik oldu. Şirketlerin internet sitelerinden rapora 2-3 adımla ulaşılması, internet sitesinde sürdürülebilirlik başlığına yer verilmesi ve raporların sadece PDF raporu haricinde aynı zamanda web raporu şeklinde de yayınlanması bu kriteri güçlendirecek noktalardan bir tanesi olacak. Ben çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz ve projeye olan katkılarınızdan dolayı hepinize. Şimdi sözü Şeyda'ya bırakabilirim. Süreçle alakalı elimizden geldiğince size aktarmaya çalıştık. Yeni proje dönemimiz Temmuz'un sonunda başlayacak. Bizden gelecek bir bilgilendirme mailiyle raporu çıkan üyelerimizin raporlarını göndermeleri, çıkmayan üyelerimizin de özellikle yaklaşık olarak yayınlama tarihlerini bizlerle paylaşmalarını bekliyoruz. Bizler için uzun soluklu her bir şirketle ayrı ayrı çalışma keyfine vardığımız ve özellikle de SKD Türkiye üyeleri tarafından tüm anket sonuçlarında en çok oy alan proje olarak karşımıza çıkıyor. Bizler bu projede çalışmaktan çok keyif alıyoruz ekipler olarak. Umarım sizler de en yüksek faydayı sağlıyor oluyorsunuzdur. Eğer sorularınız varsa yardımcı olmaya çalışmak isteriz. Yoksa bugün bizlere vakit ayırdığınız ve sonuna kadar sabırla tüm süreci takip ettiğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Evet, Şeyda, İrem, çok teşekkürler. Değerli üyelerimiz, değerli paydaşlarımız, bugün sizlerle sürdürülebilirlik raporlaması konusundaki en son gelişmeleri paylaştık. Onun dışında Reporting Matters projemizle ilgili çok detaylı bilgiler paylaştık. Biz başta da bahsettik, Şeyda da söyledi, çok heyecan duyuyoruz bu projeyi yürütmekten. 2017'den beri devam ediyoruz. Sadece SKD Türkiye üyelerine özel olarak yapılan bir proje. Sizlerin önemli fayda sağladığını biz raporlarınızdan görüyoruz. Raporlarınızı zaten kamuoyu ile paylaşıyorsunuz. Umarız sizler de bu süreçten faydalanıyorsunuzdur. Çok teşekkür ediyoruz. Sorularınız varsa yanıtlamak isteriz. Chat'ten raporumuzun linkini paylaştık. Web sitemizde raporumuz yer alıyor. İncelemenizi, iyi uygulama örneklerini görmenizi bekleriz. Gerçekten ilham verici çalışmalar yapıldı bu yılda. Küresel gelişmelerle uyumlu olduğunu da bahsettik. Bundan sonra Şeyda da az önce bahsetti. Bir 15 gün aramız var. Temmuz'un ikinci yarısından itibaren yeni dönem başlayacak. Aslında biz önce ilk başladığımızda 6 ay olarak bu projenin kurgusunu yapmıştık. Ama her geçen gün ilgi daha arttı. O yüzden yaklaşık bir yıl süren bir döngü içerisinde çalışmalarımızı yapıyoruz. WBCSD biliyorsunuz çatı örgütümüz. WBCSD nezdinde de Reporting Matters projemiz ve 2017'den beri bunu sürdürüyor olmamız çok küresel alanda da çok ilgi çekiyor. Herkes
Çok tebrik ediyor SKD Türkiye üyelerini bu projede yer aldıkları için. Bizler de tekrar size teşekkür ediyoruz. Chatten çok güzel yorumlar yazıyorsunuz. Çok tekrar teşekkürler. Bir soru ben görmüyorum. Ben de görmüyorum. Soru varsa direkt mikrofonunuzu, kameranızı açıp iletebilirsiniz. Chatten yazmanız gerekmiyor. Dediğim gibi bayram sonrası yeni dönem başlıyor. Üyelerimiz sürdürülebilirlik raporlarını, entegre faaliyet raporlarını yayınlamaya başladılar. Yıl sonuna kadar yayınlanmış olan raporları değerlendireceğiz. Farklı iyi uygulama örneklerini görmek için yine web sitemizde yer alan eski yılların raporlarına da bakabilirsiniz. Her sene elimizden geldiğince size çeşitlilik sunmaya çalışıyoruz. Bundan bahsetmiştik. Hem bu yıl hem de diğer yıllardaki iyi uygulamalar umarım sizlere fayda sağlar. Evet, çok ilham verici çalışmalar görülüyor oradaki iyi uygulama paylaşımlarında. Size de ilham vermesini diliyoruz. Evet, anladığım kadarıyla bir soru almadık. Detaylı soru, galiba çok detaylı paylaştık. Hem raporlama dünyasındaki gelişmeleri hem Reporting Matters projemizin ana bulgularını. Evet, herkese sağlıklı günler diliyoruz. Yeni dönemde görüşmek üzere. Evet, proje ekiplerine, Şeyda liderliğinde yürütüyoruz projemizi. Proje ekiplerine hem SKD Türkiye tarafında hem PwC Türkiye tarafında çok teşekkür ederek yayınımızı kapatmak istiyoruz. Başta da bahsettik. Webinarımız kaydedildi ve sizlerle hem kayıtlar hem sunumlar paylaşılacak. Teşekkür çok teşekkürler, çok sağlıklı günler. Çok teşekkürler, hoşçakalın. Hoşçakalın.